Kıymetli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, değer... Bu süreç içinde kısır bir döngüye girdiğimi düşündüğüm anda, almış olduğum bu eğitim sayesinde sanki aday öğretmenmiş gibi başa sardım mesleğimi. Aslında en büyük eğitimin çemberin bir parçası olmak, her ele tutuştuğumuzda karşılıklı bir şeyler paylaşmak olduğunu anladım. Işık öğretmenimize ve ardından... Bakanlığımızın uzaktan öğretmen eğitimleri kapsamında hazırlamış olduğu birleştirilmiş sınıflı köy okullarında öğretmen olmak konulu seminere katıldım. Almış olduğum bu kurs sayesinde bir kez daha öğretmenin gittiği yerin kaderi olduğunu, köyü, köylüyü ve öğrenciyi koşulsuz kabul ederse köyü nasıl yeniden baştan yaratabileceğini gördüm. Bu projeye başladığımızda Ziya Hoca'nın deyimiyle biz şunu söyledik. Her yerde herkese olabildiğince kaliteli eğitimle erişimde sadece fırsat değil imkan eşitliği sağlayalım. Böyle yola çıkmıştık. 7000 civarında köy okulumuz, yaklaşık 240 bin civarında öğrencimiz var. Biz istedik ki köylerdeki öğretmenlerimiz ve oradaki çocuklarımız Türkiye'de ve dünyadaki gelişmelere ve değişimlere daha hızlı erişsinler. Onların nitelikli eğitime ya da eğitimin farklı yönlerine ilişkin gelişimi ve değişimi sadece kitaplardan ya da gazetelerden okumasınlar. Bunları hayatlarının içerisinde sahici bir şekilde hayata geçirsinler istedik. Bugün Sayın Bakanımız Ziya Hoca'nın köyündeyiz. Köyler her zaman Anadolu'da medeniyetin ışığı oldular. Köylerden yetişenler Cumhuriyet'le birlikte bugünü Türkiye'sinin değişimi yaratan, değişimi yönlendiren, fark yaratan ve hizmet eden insanlar oldular. Bugün Sayın Bakan'ın köyünde olmak aslında bunun bence en önemli göstergesi. Bu köyden, bu okuldan çıkmış Ziya Hoca Milletin Bakanı olmuş. Biz istiyoruz ki daha yeni, daha nice Ziya Hocalar, nice mühendisler, nice doktorlar, nice öğretmenler bu köylerden yetişsin ve ilerlesin. Sayın Genel Müdürümüz Doçent Doktor Adnan Boyacı'ya konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli katılımcılar, programımızın 6 yıldır bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak için çalışıyoruz. Toplumsal gelişme için yürüttüğümüz çalışmaların içerisinde en öncelikli konularımız arasında eğitim var. Kurulduğumuz bugünden bugüne kadar birçok katkımız oldu, desteğimiz oldu okullara, öğretmen evlerine, kütüphanelere. 48 bin burs ile öğrencilerin eğitimine destek olduk. Ciddi bir burs ağımız, network'ümüz var. Geliştirdiğimiz ve desteklediğimiz projelerle eğitimin her kademesindeki öğretmen, öğrenci ve velilere dokunmaya gayret ediyoruz. Başkanı Sayın Güler Sabancı'ya konuşmalar için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli katılımcılar, arz ederim. Buyurun lütfen, buyurun lütfen. Bir köy okulundayız. Benim okuduğum köy okulundayız. Bugün doğduğum köydeyiz. Bugün hatıralarımın başladığı yerdeyiz. Bunu özellikle böyle bir konuda köy öğretmenlerimizle ilgili, köyde okuyan çocuklarımızla ilgili bir konuda özellikle tercih ettik. Çünkü bu heyecanın bütün köy okullarına yansıması konusunda bir niyetimiz vardı. Burada sizlere bunları anlatırken tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve sadece bir bakan olarak da konuşmuyorum. Buranın bir öğrencisi olarak, bir öğretmen olarak da konuşuyorum. Benim her zaman söylediğim gibi benim nezdimde köy okullarımızın çok ama çok ayrı bir yeri var. Çünkü oradaki enerji, oradaki güzellik, oradaki çalışma aşkı, şevki bizi her zaman çok çok heyecanlandırıyor. Eğitimde fırsat adaleti sağlamayı çok önemsiyorum. Fırsat eşitliği bile demiyorum. Fırsat adaleti diyorum. Çünkü herkese eşit davranmak neticede adaleti doğurmayabilir ama herkese adil davranmak eşitliği doğurur. Bu yüzden de köy okullarımıza her zaman ayrıcalıklı bir şekilde
imkanlar sağlamayı tercih ediyoruz. Köyde eğitim zordur, köyün şartları zordur, iklim serttir. Ancak hep olumsuz şeyler söylemek de kanaatimce doğru değil. Öğretmen ve öğrenci ilişkisinin, öğretmen ve toplum ilişkisinin çok daha sıcak olduğunu, çok daha sevecen olduğunu da bir taraftan orada görmek mümkündür. Yani köy okullarının hayatı öğrenmek bakımından çok ciddi avantajları da var. Ve bu avantajları daha da yükseltmek için köy öğretmenlerimize destek olmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bugün de o çalışmalardan birisinin içerisindeyiz. Bunu okuyanlar bilirler. 2023 Eğitim Vizyonu dokümanında da tekrar tekrar ifade ettik ve köy okullarına ilişkin çalışmalarımızı hızlandıracağımızı belirttik. Bakanlığın imkanlarıyla sınırlı kalmayarak Türkiye'nin imkanını, Türkiye'nin birikimini kullanmayı tercih ettik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.